Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Ejder ve Full değil aslında da şöyle birliğimi göstereyim. Hatta şu yeni birliği de eğitmeye başlayalım. Tamam. Ordumda 11 tane Ejder, 9 tane Yıldırım var. Bunlarla saldırmayı deneyeceğim. Aslında Klan Kalesi'ne elektro ejder alıp onunla bir temizlik yapabilirsiniz öncesinde. Ama ben isteği gönderdim. Şu ana kadar atan olmadı. Bu yüzden yani videoya da işte saat sıkıntısı yaşıyorum. Ben daha çok işte gecenin ilerleyen saatlerinde videoyu çekemediğim için. Onlar da genellikle hep gecenin ilerleyen saatlerinde aktif oluyorlar. O yüzden pek fazla böyle bir şeyimiz olmuyor. Ama hemen şimdi bir saldırıya geçelim. Evet arkadaşlar, ben bu köyü beğendim. Bu köye saldırabiliriz. Şimdi nereden ilk önce hangilerini yok etsem diye bakıyorum. Aslında pek fazla şunları yok etsem bana yeter diye düşünüyorum. Yani şuraya atayım aynen. Şimdi şöyle şuraya da şuraları yok. Şuralardan ejderlerimi vereceğim. Başka şuraları veriyorum. Ama ejder saldırıları aslında çok güzel oluyor. Ben ejder saldırılarını seviyorum. Özellikle de bir hafta bir geçtiğimiz zaman çok daha çok daha önemli oluyor bence. Alabilirim, alamadım. Evet, bu bize şunu sıkıntıya alacağız. Oradaki de şuradaki ejderden bahsediyorum. Oradaki oradaki diyorum. Şuradaki ejder içinden de öldü, evet. Buradaki de buralardan olacak. Tek yüzeyi de kalacağız maalesef. Umarım tek yıldızda kalabiliriz bu arada. Yani şunu da alsın çıkayım. Mustafa'ya söyleyeyim şey atsın bana. Elektro ejder atsın, hemen bir de öyle bir savaş yapalım. Hemen şimdi bu savaşı bitir diyorum. Hemen diğer savaşa geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu köye saldırabiliriz. Bu sefer elektro ejder aldım. İlk başta onunla bir temizlik yapacağım. Ama şu kraliçenin hava savunmalarından birinin yanına gitmesini bekliyorum. Aynen bu şekilde oldu. Kraliçe ölmedi. Evet, şu an gitti. Şurayı mı alsam? Şuraya alsam daha iyi olur gibi duruyor ama mecburen buraya alacağım çünkü bu taraf şeye daha yakın. Konuşamadım. Bu ikisi birbirine daha yakın olduğu için, ejderleri de aynı bölgeden saldıran için bunların yakın olması benim çok daha fazla işime gelir. O yüzden şey yaptım. Kraliçenin de gitmesi iyi oldu. Biliyorsunuz ki bizim kralımız ve kraliçemiz sürekli olarak yükseltmede olduğu için kralımızı ve kraliçemizi kullanamıyoruz. Bu yüzden karşıdaki kraliçeyi de yok etmek benim gerçekten çok işime yaradı. Şu bandı yapsın diye bıraktım. Evet, güzel gidiyor. Gayet güzel gidiyor aslında. Hatta şu elektro ejderle birlikte bıraksam şahsen ben şu anda bıraktım. O tarafta elektro ejderle o ejder alır diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle olur. Bu tarafta şu ejderler alırsa zaten bir hava savunmaları çok iyi değil de yani aslında benim de istemiştim yer gelin ama olsun yani ve hava savunması hava savunmasıdır. Ve iç yerlerde hem hava hem kara yani önemli. Sadece karaya bakarsa yani aslında avantaj olmuş olur bizim aslında. Çünkü şöyle bir durum var. Hava saldırısında yaylarının sadece karaya bakması bence her zaman daha etkili. Yani bunun sebebini de şöyle söyleyebilirim. Yani köy
bence her için oldukça zaten şey böyle savunmalı, yeterince savunmalı. Ama maalesef hem hava olduğu zaman durum işler bence biraz değişiyor. Yani bu yüzden hem hava hem kara yaparsanız ikisi aylarını bence tüm açımızdan iyi olur. Yani burada gördüğünüz gibi ikisi ayları bana biraz çıkardı. Hatta üçümüz almama engelleyecek gibi duruyor. Oradaki izlerimi öldürdü vesaire vesaire diye şey yapabilirim. Şimdi burada çok hızlı gelir mi zannetmiyorum. Çünkü zamanımız çok az kaldı ve ejderler çok yavaş hareket ediyorlar. O yüzden çok hızlı geleceğini düşünmüyorum. Ama süreden şey oldu. Yani hiçbir şey kalmadı köyde. Yani ejderlerimi öldürebilecek bir şey kalmadı. Sadece süre sıkıntısı oldu. Yani bir tane ejder fazladan almaktansa aslında 10 tane milyon alabilirim şeyleri temizlemek için. Ama olsun yani yine problem değil. Gayet güzel bir savaştı. Ben beğendim. Kupayı da beğendim. Şimdi kupa gelecek şu an. Kupayı da işte kasmaya çalışıyorum diyeyim. Kasamıyorum aslında da. Kasmaya çalışıyorum. Çünkü şey için. Bin yeşil taş için yapıyorum diyorum. Bakalım hayırlısı olsun diyorum. Hemen şimdi bir sonraki savaşa geçelim. Evet arkadaşlar karşımıza güzel bir belediye binası 9 var. Ne taraftan başlasam diye düşünüyorum şu an. Yani şu ikisini yok etsem çok rahat edeceğim. Şu hava patlatıcısı da gider. Şununla şunu yok edersem buradan başlarsam olmaz. Ya çok güzel bir düzen yapmış. İnşallah Klan Kalesi'nde de bir şey yoktur. Çünkü Klan Kalesi'ni temizleyebilecek herhangi bir şeyim yok maalesef. İşte normalde kraliçe bu durumlarda çok güzel iş yapar ama maalesef benim kraliçem hep yükseltmede olduğu için kraliçeyle saldırı yapamıyorum. Umarım ileride güzel bir şey olur. Hani ileride 30-30 yaptığım zaman güzel daha fazla balon saldırırım. Kraliçe yürüyüşü yaparım, kraliçe yürüyüşü yaparım. Her türlü yaparım yani. Geçen videoda yani birkaç önceki videoda herhalde Lavtaz balon saldırırım denemiştim. Ama maalesef başarısız olmuştum. Çünkü yine şeyim inşaattaydı. Klan diyorum. Karabüyü fabrikası inşaattaydı. O yüzden işte sıkıntı yaşadım ama artık bence çok da önemli değil. Evet. Bu noktada şunları doldurdum. Biraz geç oldu. Keşke daha önce doldurmuşsaydım. Çünkü şimdi farklıydı. Olsun. Şuraya da şey atayım da. Ama aldım. Çok az canı kalmış. Sevindim şu an. Şuradan şu şekilde bırakıyorum. Bazen de şu şeyleri, bilgileri böyle istediğiniz gibi sen buraya git, sen buraya git şeklinde ilerletebilsek yani sen şöyle yap, sen böyle yap şeklinde çok güzel olmaz mıydı? Bence çok güzel olurdu. Ama maalesef öyle bir şey yapsak da küçüğümüz almak çok kolaylaşırdı ve oyunun tadı kalmazdı, sürekli yeniliyordu. Ben şu anda da sürekli yeniliyorum ama konumuz o değil. Çünkü benim şu an hava savunmaları hepsi 6. seviye, 7. seviyede maks oluyor. 6. seviyede şu an hepsi ama mecburen o şekilde bir hareket yaptım. Çünkü eşitlemem gerekiyordu. Onun için öyle oldu yani. Eşitlemem gerekmeseydi yani bıçak diye kullanmayacak olsaydım direkt o hava savunmalarını yükseltirdim ki şu anda da hava savunmalarını yükselteceğim. Yine olmadı. Yine ikisini alamadım. Bilmiyorum. Bugün biraz bahsettiğim üzerinde normal yaptık savaşları da kaybediyorum. Olsun. Şimdi savaşı bitiriyorum. Zaten savaş bitmiş. Hemen bir eve geçelim. Köyümüze geçelim. Bütün konuşmasını da orada yapayım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlarda belli ederseniz gerçekten çok sevinirim. Çünkü bazen sadece işte bilgisayarla ben konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Ya da öyle oluyor bilmiyorum. Eğer yorumlarda belli ederseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.